Takım İstanbul'un en gözde semtlerinden, en özel semtlerinden bir tanesi Nişantaşı'ndayız arkadaşlar. Bugün hep beraber Nişantaşı'nı gezeceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Evet, başlayalım bakalım videoya arkadaşlar. Şu anda Nişantaşı'na giriş yapmış bulunmaktayız. Burası Nişantaşı'nın en lüks caddelerinden bir tanesi. Rumeli Caddesi olarak geçiyor. Burası Rumeli Caddesi. Yani burada çok sayıda ünlü görme şansımız var. Çünkü sosyete ve ünlülerin genelde buralarda dolaştığı biliyoruz. Biz de şöyle yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Kaldırımda bir tane motor. Evet. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Anlamadım. Birisi daha benim gibi kamerayı alıyor diyor. Teşekkürler. Ne diyor? Birisi beni kamera alıyor diyor da. Anlamadım yani. Taksi. Taksi. Burada ablamız var. Ablam kolay gelsin. Nasılsın? Kolay gelsin. İşte burada da ablamız var. Çiçek satıyor. Ne yapsın işte. Böyle kendini kurtarmaya çalışıyor. Çok sıcak bir hava var. Buralarda böyle çok sayıda lüks mağaza görebilirsiniz. Tabii çünkü sonuçta ürünlerin akın ettiği bir yer olduğu için lüks mağaza görmemek tuhaf olurdu. Bugün birazcık hava sıcak ve çok boş. Normalde buralar tıklım tıklım olur. Çünkü iş çıkış saatine denk gelmek için biraz erken geldim. Evet. Şu mağazanın güzelliğine bakar mısın ya? Noktiye. Şöyle kadın iç giyim ve aksesuarları var. Çok güzel bir mağaza. Zaten bu caddede Türk görmeniz az önce neydi o, bir tane sanatçı var, Cemil İpekçi mi ne, sanatçı diyorum işte, adını nasıl söyleyeyim, Besikner. Modacı. Az önce geçti mesela. Modacı Cemil İpekçi geçti az önce. İşte cadde bu şekilde arkadaşlar. Nişantaşı'nın en ünlü caddesi burası. Rumeli Caddesi. Böyle dümdüz aşağı gittiğiniz zaman Maçka'ya, daha sonra Beşiktaş'a kadar gidiyor. Umarım sesli bir sıkıntı yoktur. Evet. Ya burada yürümek çok zevkli ya. Tabii ki boş olması lazım. İş çıkış saati değil tabii ki. Çok sayıda Arap turist kardeşlerimiz var. Çok sayıda. Aynı zamanda bu bölgede çok sayıda Rus ve Ukraynalı modacılar var. Modeller var. Arkadaşlar.
genelde buraya Rus ve Ukraynalı modeller çalışmaya geliyor. Şu görmüş olduğunuz mağazalarda aynı zamanda bunların internet sayfaları var. Bu internet sayfalarında modellik yapıyorlar arkadaşlar. Yine bir Arap topla denk geldik. Her yerde genelde Araplar var. İstanbul'da şu anda çok sayıda Arap var. Bildiğiniz gibi Dubai'den geldim. Dubai'den gelir gelmez Nişantaşı'na girdim şu anda. Nişantaşı'ndayız. Evet. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Bir yerden lüks araçlar geçiyor, bir yerden de karton toplayan gençler ve çocuklar. Burası 4 yol arkadaşlar. Genelde burası böyle tıklım tıklım, her zaman tıklım tıklımdır burası. Şuradan aşağı indiğimiz zaman City East alışveriş merkezi var. Oradan da geçelim. Yalnız ilk önce karşıya geçmemiz lazım. Karşıya geçelim bakalım. Yaya geçiti ve yine her zamanki gibi Türkiye'de yaya geçitinde yol verilmiyor. Şu alışkanlığı bir türlü şu alışkanlığımızı yerine getiremiyoruz. Şu yaya geçitinde yayalara yol verin abi. Yani verin yani. Burada böyle bir dükkan var. Bunlara hiçbir inanmıyorum. Her zaman kaybedersin kumarda. Burada ablamız var, çıkıyor böyle. Kolay gelsin. Tatlı bir ablamız. Çık satıyor. Kendini geçindiriyor işte. Böyle gördüğünüz gibi lüks mağazalar devam ediyor. Aynı zamanda çok sayıda lüks araçlar da geçiyor. Yani İstanbul'un sosyete pazarı. İstanbul'un sosyete yeri yani pazarı. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım. Yani küçük kamerayı tutmak var ya, çok zorluyor beni. Elim kolum küçük. Kolum ağrıyor ya bildiğin. Evet, az önce bahsettiğim alışveriş merkezi bu. City East alışveriş merkezi. Buraya genelde nasıl söyleyeyim, yani ünlüler geliyor, sanatçılar geliyor, alışverişlerini yapıp gidiyorlar. Genelde buraya onlar geliyor. Hiç merak etme, içeride çok bir şey yok. Yani içerisi güzel değil arkadaşlar. Ufacık bir AVM, 3-5 tane mağaza var, başka bir şey yok. Karşıda Zara var. Geçelim arkadaşlar. Şu karşıda Zara var. Yani şu caddede şöyle geçinelim. Hadi araba yabancı uyruklu vatandaşları bir çıkarsanız yol bomboş.
o bomboş aynı zamanda atarız. Zaten şu anda polemik sıkıntılar var Türkiye'de. Turist de gelmezse daha kötü olur diye düşünüyorum. Şurada şöyle küçük bir ne güzel tatlı mağaza. Bakın ne kadar güzel. Böyle. Çok güzel. Bir küçük. Çok tatlı bir yer. Mira diye şöyle çok tatlı bir yer almıştım. Evet. Şimdi şuradan sağa doğru geçelim. Şu yolu takip ettiğiniz zaman, şu görmüş olduğunuz yolu takip ettiğiniz zaman Maçka Parkı'na gidiyor arkadaşlar. O meşhur Maçka Parkı'na bu yoldan gidebilirsiniz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Tabii ki ışıkları bekleyelim. Şurada da Harbiye polis merkezi var. Çok eski bir karakol burası. Evet. Bekleyelim bakalım. Can go. Thank you. Aynı zamanda buradan da Maçka'ya gidiliyor. Burada da böyle tabak, çanak gibi güzel bir mağaza var. Çok sayıda lüks mağazaların olduğu yerler Nişantaşı. Şurada Beymen var. Tam karşıda Beymen Nişantaşı. Louis Vuitton'da olması gerekiyor ileride. Hatırladığım kadarıyla. Şöyle küçük kafe bar tarzı yerler var. Şuraya oturup içecek bir şeyler içebiliyorsunuz. Evet. Evet, Louis Vuitton da burada. Şu meşhur Louis Vuitton. Evet. Tabii ki Louis Vuitton'un önünde Araplar olacak. Kim olacak başka? Vay nasılsın abi? Sana da kardeşim. Teşekkür ederim. Tabii ki biz her zaman küçük esnafa saygı gösteririz. Evet, Louis Vuitton da burada arkadaşlar. Şöyle devam edelim aşağı doğru. Yanlış mı var ama acaba? Ama yanlış mı var ama? Evet. Buradan böyle aşağı doğru gittiğiniz zaman dediğim gibi burası da Maçka'ya çıkıyor. Maçka'nın girişine çıkıyor. Maçka Parkı'na çıkıyor. Makro Center var. Migros'un bünyesinde olan Makro Center. Nişantaşı'ndan BİM olacak değil ya. Tabii ki Makro Center olacak. Şimdi tabii ki biz Türkler hemen şimdi şey düşünüyoruz. Ulan Nişantaşı'nda bir evimiz olsa da yeter bize. Veririz kiraya 50-60 bin lira. Yeterir bize, yeter bize. Değil mi? Evet. Şöyle. Devam edelim. Devam edelim.
Evet, devam ediyoruz. Burada şöyle bir parfümhane var. Bakın arkadaşlar. Evet, böyle bir parfümhane isimli bir mağaza var. Bu mağazada şöyle ürünler bulunuyor. Yalnız şişeler çok şık. Çok güzel şişeler var ve şu anda o kadar güzel koku geliyor ki burnuma. Çok güzel, kaliteli bir mağaza. Evet. Şöyle baloncu abimiz de orada. Güzel. Yalnız mağazada ne cam varmış mağazada öyle. Şu an Nişantaşı'nın içine girmiş bulunmaktayız. Caddeden çıktık. Şu tarz kafeler var. Evet. Prada. Şurada Prada var. Evet, Araplar da hemen oraya doğru giriş yapıyor. Hemen karşıda Roman mağazası. Yanında Vakko. Yine Prada devam ediyor burada. Yalnız çok güzel bir mağaza yapmışlar Prada. Şu kafenin güzelliğini görüyor musunuz? Ne güzel bir kafe değil mi? Çok güzel bir kafe. Evet, Nişantaşı'nın içerisi de böyle yani. Burası böyle insanların yaşadığı evler, kafeler, mağazaların bulunduğu bölge. Alsana Rolex. Zaten Rolex olmasa şaşardım. Rolex olmasa şaşardım yani. Evet. Şöyle aşağı doğru inelim. Midpoint var. Karşıda. Tıklım tıklım. Evet, Midpoint var. Gördüğünüz gibi tıklım tıklım Midpoint. Hemen yanında Nusret Steakhouse var. Yan yanalar. Tıklım tıklım olmasının sebebi arkadaşlar yabancılar. Yani şimdi gelip de buraya demeyin, millet hani açtı falan demeyin. Görüyorsunuz hepsi yabancı. Tarık Edis diye bir, yalnız vitrin çok güzel. Gerçekten vitrin süper. Şu görsele bakar mısınız? Şu vitrine bakar mısınız ya? Nerede böyle bir vitrin var? Vitrin çok güzel. Başarılı. Merhaba. Burada da otelin kafesi var. Çekmeyin burayı. Özel mülk olarak geçer meçer biraz da bunlar pimpirikliler. Evet, Gucci. Prada'yı gördük, Rolex'i gördük. Prada bilmem neyi gördük, onu gördük, bunu gördük. Gucci nerede? Al sana Gucci. Gucci de burada arkadaşlar. Gucci'de böyle. Bu da Gucci'nin vitrini. Yalnız çok güzel bir kombin olmuş. Pantolar burada. Hemen Gucci'nin önünde simitçi abimiz var burada.
Merhaba, kolay gelsin abi. Az önce simitçi abimizle görüşme gerçekleştirdim. Farkındaysanız kestim orayı çünkü abimiz dertli birazcık. Konuşursam kötü olur dedi. O yüzden zaten siz de anladınız hangi konu hakkında konuşacağını. O yüzden ben de kestim abimizi sıkıntıya girmesin diye. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar, Dubai'den sonra Nişantaşı'na geldim ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nişantaşı'dan herkese selamlar.